Sun TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili izleyenler. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz bu ekranlarda. Açık Konuşalım programında sizlerle birlikteyiz. Ben Raşit Doğan ve sevgili Mehmet Selvi ile birlikte biraz aradan sonra yeniden buradayız biz. Yaklaşık 3 haftalık gibi bir ara vermek durumunda kalmıştık. Malumunuzdur bir belayla mücadele içerisindeyiz. Biz sürekli ekranlardan, radyolardan, işte kendi mecralarımızdan, gazetelerden haberler aktarıyoruz, duyurular aktarıyoruz, gelişmeleri aktarıyoruz. Bir taraftan da tabii ki işte kısıtlamalara, yasaklara uyalım, mesafemizi koruyalım, hijyene dikkat edelim diyoruz. Tabii ne kadar dikkat edersek edelim bazılarımız maalesef bu belaya yakalanıyor. İşte onlardan biri de sevgili Mehmet Selvi'ydi. Yanılmıyorsam bir ay kadar önceydi değil mi Mehmet? Bu arada hoş geldin diyeyim ben sana. Hoş bulduk tekrar Raşit. Yeni hayatına. Teşekkür ederim, sağ olasın. İyisin ama artık hiçbir şey kalmadı herhalde. Yani takriben 15 gün önce negatife döndüm. Sıkıntılı bir süreçti, ağır atlattığım bir süreçti. Evet. Ama çok şükür bugün yeniden aranızdayım. Yani detayları senden almak isteriz tabii ki. Yani o süreci hani farkındalık yaratma anlamında en azından bu uyarılarımızın da üzerinden bir kez daha geçmiş oluruz. Senden o detayları, süreci anlatmanı isteriz. Ama bayağı ara verdik. Gündemde bir hayli yoğun, Mersin'de hareketli geçiyor. Özellikle Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi birkaç meclistir bayağı tartışmalar ayyuka çıktı. O konular, Mersin'i yakından ilgilendiren bir takım konular var. Onlarla ilgili yine yorumlarımızı yapacağız ama bir konuğumuz olacak. Tabii stüdyo konuğumuz değil, uzaktan bağlantıyla bir konuğumuz olacak. Konuğumuz da zannediyorum dolayısıyla onu çok fazla bekletmeme adına direkt konuğumuzla başlayalım. Daha sonra biz yine gündemle alakalı söyleyeceklerimizi söyleriz. Tabii ki konuğumuz kim? Hemen onu da belirtelim. Mersinlilerin yakından tanıdığı Abdullah Ayan, gazeteci, yazar. Abdullah Ayan bizimle birlikte olacak. Kendisiyle metro projesini konuşacağız. Şu anda Mersin'de gündemde, yeniden gündemde ve dediğim gibi çok farklı tartışmalar söz konusu, çok farklı noktalara getirilmesi söz konusu bu tartışmaların. Kendisinden görüşlerini alacağız. Arkadaşlar, Abdullah abimiz bağlantıdaysa kendisine iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Abi nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Önce Mehmet Selvi'ye geçmiş olsun diyeyim ama bu arada hepimizi derinden yaralayan, evet, derinden üzen sevgili Recep Yıldırım'ın kaybı gerçekten üzücü. Genç yaşta kaybettik, en verimli çağında kaybettik. Aziz hatırasını da saygıyla eğiliyoruz. Sevenlerine, sayınlarına, Mersin medyasına başsağlığı diliyorum da. Evet, çok teşekkür ediyorum. Tabii dediğim gibi seni çok fazla bekletmem adına biz konulara girmedik ya da ona da girmedik ama sevgili Recep'le birlikte yaklaşık bir 7-8 yıl çalışmışlığım var Radyo Metropol'deyken. Mesai arkadaşlığı yapmışlığım var. Kendisinden çok şey öğrendim. Gazetecilik adına, radyo haberciliği adına da çok şey öğrenmiştim. Mersin'de ciddi anlamda muhabir haberciliğini en azından benim ve benden önceki kuşakla bağdaştıracak olursam en iyi yapanlardan biriydi. Maalesef bu lanet hastalığa yenik düştü, kaybettik sevgili Recep'i. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun diyorum. Teşekkür ediyoruz Abdullah abi yayınımıza katıldığınız için. Siz de uzun zamandır yazıyorsunuz, söylüyorsunuz. Sonuçta Mersin'i çok yakından ilgilendiren bir konu. Mehmet sen de Abdullah abi, evet, istersen bir... Abdullah abi, senin yeniden Sun TV ekranlarında görmek çok güzel. Uzun bir süre... 18 yıl oldu. 18, evet, yıl oldu. Uzun bir süre Sun TV ekranlarından uzak kalmıştın. Bugünle birlikte inşallah zaman zaman seninle Mersin gündemiyle ilgili fikirlerini almak isteriz. Hoş geldin diyoruz tekrar. Hoş bulduk. Her ne kadar stüdyoda değilsen de Sun TV'nin kuruluşundan 2002 yılına kadar, 2003 yılına kadar hatta çok büyük emeğimin geçtiği, arkadaşlarımla beraber çok keyifli programlar yaptığımız bir dönemdi. Özledim aslında, stüdyoyu da özledim. O kameraların önünde oturup sizinle sohbet etmeyi de özledim. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da görürüz. İnşallah.
Evet, az önce bir giriş yaptık Abdullah abi, dediğim gibi yani metro yeniden gündemde, çok tartışılıyor. Dediğim gibi farklı noktalara da taşınıyor. Tartışmaların odak noktası gerçekten de Mersin'in bu trafik sorununu çözme anlamında, toplu taşıma sorununu çözme anlamında ihtiyacı olan gerçekten de bir metro mudur? Yoksa farklı sistemlerin mi hayata geçirilmesi gerekiyor? Büyükşehir'in mevcut bir projesi söz konusu. Bu projede eksiklikler var mı? Çünkü bununla ilgili de bazı iddialar söz konusu. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi öncelikle şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'de Anadolu'da raylı sisteme kavuşan 2-3 tane ender şehirden birisi Mersin, ilk kavuşan. Yani henüz daha nüfusu 2000 civarında bir balıkçı köyüken dahi. Yine ben bugünküne benzer güzergahtı ama biraz daha kentin o günkü konumu ile ilgili. Şimdiki Katolik Lisesi'nden başlayıp Uray Caddesi'ne kat eden Müftü Camii'nin oradan tekrar aşağı dönüp kışlanın önünden Gümrük Meydanı'na, oradan yeniden Uray Caddesi'ne geçen bir raylı sistem var Mersin. Yani Mersin raylı sisteme yabancı bir kent değil. Ama 2003 yılında, yani 2004 seçimlerinden bir yıl kadar önce Macit Özcan Meray tabelalarını kentin muhtelif noktalarına koyarak yeniden böyle bir projenin yeni dönemdeki ilk başlangıcını yaptı. Tabii o dönemde çok fazla ileri gidilemedi. Mersin'den önce aslında Adana'nın benzer bir çalışması var. 1994 yılında başlayan ve bugüne gelecek olursak halen bitmemiş olan, yani kent bambaşka bir yere taşınıp giderken bugün dahi metro mudur, raylı sistem midir, tramvay mıdır tartışmalarının daha ötesine geçemeyen, Adana'ya doğru düz hizmet veremeyen ve son olarak sanıyorum Zeydan Karalar'ın belediye başkanı olmasıyla Ulaştırma Bakanlığı gel bizi bu projeden kurtar, sen üstten, sen tamamla noktasına gelmiş olan bir komşu kentimizde yaşanmış bir macera var. Şimdi bu geçmişini bir yana bırakarak Mersin'e gelecek olursak, Mersin gerçekten 2017 yılında ÇED raporu, yani ÇED belgesi alınmış olan projeyle bugünkü projeyi karşılaştırdığımız vakit birbiriyle çok büyük çelişkiler taşıyor. Birbirinden çok farklı iki tane proje var karşımızda. Ne demek istiyorum? O ÇED belgesine dayalı olan Mersin raylı sistem güzergahı her ne kadar bugünkü güzergahın birebir aynısıysa da o tarihte GMK bulvarını, yani Mezitli'nin şöyle söyleyeyim, Kandak dediğimiz noktadan başlayacak, Cumhuriyet Caddesi dediğimiz o caddeden başlayacak. İstiklal Caddesi'ne gelinceye kadar, yani Çetinkaya Kavşağı'na gelinceye kadar hemzemin dediğimiz yer üstünden hareket eden, orada yer altına inen ve şimdiki gar binasının önüne, yani tren garının önüne gelecek olan, fakat sonrasında uzatılarak serbest bölgeye kadar gelecek olan bir proje söz konusu. Şimdi o projenin, yani ÇED belgesi almış olan o projenin yanında aynı şekilde o proje ibraz edilerek ve Ulaşım Master Planı'na da dahil edilerek Ulaştırma Bakanlığı'na başvurulmuş ve o projenin mesnet teşkil ettiği bir izin var. Evet. 2016 yılında alınan değil mi Abdullah abi? Yani Burhanettin Kocamaz döneminde hazırlanan projeden bahsediyoruz. Evet evet. Zaten onun dışında bir projemiz yok. Yani şimdi her ne kadar Vahap Seçer ben kısalttım, uzattım diyorsa da Ulaştırma Bakanlığı, Altyapı Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu proje, ki tarihini de söyleyeyim ben size. O proje 2017 yılının sonunda ÇED belgesi alınıyor. 2017 yılının sonunda ÇED belgesi alındıktan sonra Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'nde 6-11-2018 tarihinde başvuruluyor. Onay tarihi de 6 Şubat 2019. Yani yerel seçimlere aşağı yukarı 45 gün kala
onaylanmış olan bir proje var. Ve hatta Burhanettin Kocamaz, ben projeyi hazırladım, finansmanı da hazırdı, hemen başlayacaktım ve bitirecektim şeklinde demeçleri oldu. Nitekim o projenin en önemli virajlarından birisi, en önemli dönemeçlerinden birisi bu projenin Cumhurbaşkanlığınca onaylanan yıllık yatırım programları içinde yer almasıydı. 2020 yatırım programına girdiği vakit Aralık ayının sonunda ya da Ocak ayının başında Burhanettin Kocamaz, hadi ne duruyorsun, proje hazır, izinleri de alındı, hadi bakalım yap noktasına getirdi. Şimdi ben ÇED belgesine neden ısrarla üzerinde duruyorum? ÇED belgesinde hem zemin olarak tanımlanan istasyonlar ve yerin altına inmeyen aşağı yukarı 8 kilometre boyunda bir hat söz konusu. Yani GMK Bulvarı'nı, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın orta refüjünün yerinde yer alan bir projeydi bu. Ve bu projede 800 bin ton bir hafriyat söz konusuydu. Evet. Şimdi oysa şu anda bizim ihaleye çıktığımız projenin tamamında bütün istasyonlar yer altına inmiş durumda. Ve aynı zamanda aç kapa yöntemiyle GMK Bulvarı'nda da artık yer üstünde bir proje söz konusu değil. O raylı sistemin tümü de yer altına inmiş durumda. Peki bu noktada defa, yeniden ÇED raporu alınması gerekmiyor mu Sayın Alay? Benim kanaatime göre ÇED raporu alınması gerekir. Çünkü ÇED belgesinin sonunda şöyle bir ibare var. Eğer yaptığınız proje önemli oranda ÇED sürecini etkileyecek bir proje ise bu konuda yeniden başvurulması gerekir diye orada zaten bir şey var, bir kayıt var. Şimdi 800 bin ton hafriyatla 4 milyon ton hafriyat arasında 3.8 milyon ton, onu da nereden buluyoruz? Birebir Mersin'le aynı proje olarak nitelendirdiğim benim İzmir Buca üç kuyular arasında geçen yine 13,4 kilometrelik yine 11 istasyonlu üstelik aynı danışmanlık firması tarafından hazırlanan, o kadar birbirine benziyor ki bilmiyorum, siz Ocak ayında Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bu projeyi tanıtırken Hilton Oteli'nde müşavir firmanın yaptığı sunumla ilgili toplantıya katıldınız mı? Katıldık. Ben evet. o toplantıda söz alıp şunu söyledim. O kadar aceleye getirilmiş ki Mersin projesi, Mersin projesini hazırlayan firma Mersin'i Buca olarak karıştırmış. Yani kes yapıştır yöntemiyle getirmiş koymuş. Mesela Mersin'in su idaresi MESKİ'dir. İzmir'in su idaresi İSSU'dur. Mersin hafif raylı sistem, metro adını ne koyarsak koyalım o konuyu da aşmak gerekiyor. Bu projenin ihale şartnamesinde mesela bir takım deplase çalışmaları yapacak MESKİ. Şu anda yapılmakta olan bir battı çıktı da gördük aynı deplase çalışmalarını ya da serbest bölge kavşağında gördük MESKİ'nin deplase çalışmalarını. Burada yapılması gereken deplase çalışmalarında MESKİ yerine İSSU ibaresi kullanılıyor. Mesela elektrik firması olarak Mersin'de Enerjisa veriyor, İzmir'de Gediz Elektrik veriyor. Ama Mersin ihale şartnamesinde Gediz Elektrik geçiyordu. Sonraki şartnamede bunlar düzeltildi. Şunu söylemek istiyorum, o İzmir projesinde yani birebir Mersin'in aynısıdır. Güzergah aynıdır, koşullar aynıdır, coğrafi, topografik yapı aynıdır. Çünkü İzmir'le benzer, Mersin biliyorsunuz birbirine benzer. Evet. Şimdi orada 3.8 milyon ton hafriyat söz konusuydu. Ben bunu sordum. Yani siz 800 bin ton hafriyata göre bir ÇED belgesi almışsınız. Oysa sizin yaptığınız sistem değişikliğiyle yerin altına indirmekle en az 3.8 milyon ton bir hafriyat söz konusu olacak. Bu hafriyat aslında İzmir'den de fazla olacak çünkü Mersin'de depolama dediğimiz yani vagonların, lokomotifin her akşam çekilip depo diye tabir edilen bir yerde sabaha kadar trafiğin durduğu anda durması, temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve sonra servise çıkması gerekiyor. Orada Mersin metrosunun depolama alanı Mezitli'de açık sahada, Kandak'ın yanındaki açık sahadan alınıp
Şu anda eski otogar dediğimiz, yani tren garının altından geçip eski otogara gelecek, eski otogar yerin altında kocaman bir depolama alanı var. Atölyeler yapılacak ve onun üzerine, eğer proje mümkün olabilirse, o depolama alanının üzerine de Mersin Büyükşehir Belediyesi yapılacak. Ben ilk günden beri bu projenin mutlaka yeniden ÇED belgesine göre düzenlenmesi gerektiğini söylüyorum. Onu sorduğum vakit, tamam, 800 bin ton hafriyata göre çıkacak olan kamyon sayısıyla 4 milyon ton hafriyatın çıkaracağı kamyon sayısı, yani hafriyatı aldınız, bu hafriyatı her gün alıp bir yerlere götüreceksiniz. Evet. Bir şey daha söyleyeyim size. Şu anda o hafriyatın döküleceği yerle ilgili Mersin'de belirlenmiş bir yer yok. Yani ben bunu sorduğum vakit, soruma yanıt alamadığım vakit gibi o Mersin'in danışmanlık şirketinin başındaki arkadaşımız espriyle karışık, ya ne olacak, Mersin'in de bir adası olur dedi. Yani götürüp denize dökmekten söz etti 4 milyon ton atığı. Şimdi 4 milyon ton atık neden önemli? Avrupa Birliği normlarında çalışacağımız, standartlarında çalışacağımız için bir hafriyat kamyonunun 10 tondan 12 tondan fazla hafriyatı taşıması mümkün değil. Çadırlarının kapatılıp çevreyi kirletmeden hareket etmesi lazım. 400 bin ton kamyondan söz ediyoruz. Bu 400 ton kamyonun egzoz emisyonları hesaplanmamış, çevreyle ilgili yaratacağı sorunlar hesaplanmamış ve bunların hiçbirisinin yapılmadan apar topar ihaleye çıktığımız bir projeden söz ediyor. Evet. Peki Abdullah abi, yani bugün baktığımızda Mersin Büyükşehir Belediyesi metro projesinde ısrar ediyor. Sayın Başkan da bu konuda ısrarcı. Evet, bugün itibariyle Mersin'de ciddi anlamda bir ulaşım sorunu var. Bu ulaşım sorununun çözümü noktasında da bazı projelerin kesinlikle ivedilikle hayata geçmesi zaruri. Ama baktığımızda, işte siz de biraz önce bahsettiniz, 2016 yılında başlayan bir proje ve o dönemde yapılan projeye alınan bir ÇED raporundan bahsediyoruz. Bugün ihale şartnamesini mesela araştırdık, kontrol ettik. İhale şartnamesinde yerin 4.8, yani yaklaşık 5 kilometresi TBS yöntemiyle, yani yerin altından bulun kalan 8 kilometre yaklaşık açma kapama şeklinde diye görünüyor. Ama o da yerin altına inecek. Yani şimdi buna açıklık getirmek lazım. Aslında hafif raylı sistem, mesela ihale şartnamesinde projenin adı Mersin Hafif Raylı Sistem Metro Projesi olarak geçiyor. Yani bu hafif raylı sistemle metro projesi arasındaki fark nedir? İkisi aynı mıdır? Buna da bir açıklık getirmenizi isterim. Şimdi aslında bu açıklığı ben 2019 yılında bu ihale sürekli gündeme gelmeye başlayınca, yani kocaman seçimlerde girememiş, yerine Vahap Seçer seçilmiş. Bunun üzerine ben Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü'ne bilgi edinme yasası gereğince vatandaş kimliğine başvurdum. Dedim ki böyle böyle Mersin'de bir projeden söz ediliyor. Bu projeyle ilgili gerçekten sizin tarafınızdan onaylanmış, izni verilmiş, yatırıma hazır bir çalışma var mı? Bana verdikleri cevabı aynen okuyorum size. Ulaşım ana plan sonuçlarına göre toplu taşıma sistem seçim uyumluluğu bakanlığımızca değerlendirilmiş. Önerilen raylı sistemlerin tür seçimleri nüfusa göre değil, yolcu talebine göre belirlenir. Bakanlıkça belirlenen yolcu değerleri sistemlere göre şöyledir demiş. Metro için saatte, yani saat başı 30 bin ila 70 bin yolcunuz varsa bu metro yapmanıza olanak veriyor. Yani Ulaştırma Bakanlığı, evet senin saatlik yolcun 700 bin, o halde sen metro yapabilirsin diyor. Hafif raylı sistem için verdiği yolcu sayısı 15 ila 35 bin arasında yolcusu varsa o kentin, pik saatlerde, yani saatlik taşıma olarak eğer 35 bine varan bir yolcu sayınız varsa bunun için hafif raylı sistem veriyor izin olarak. Eğer 10 ila 15 bin arası yolcunuz varsa tramvay izni veriyor. Şimdi ne ilginçtir, Mersin Belediyesi'nce hazırlanan ulaşım ana planında
2016 yılında bakanlığa sunulan, sonra revize edilen, sonra 2018 yılında onaylanan Gar-Mezitli hattı hedef yılı 2030 yılı için 18.574 olarak belirlen. Yani 15.000 altında belirlense Mersin ancak tramvay yapabilecek. O tramvay dediğimizde Mezitli ile gar binası arasında veya isterseniz serbest bölgeye uzatabilirsiniz bir tramvaydır. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nın ortasından geçecek olan. Fakat 18.574'ü bulunca yani 15.000 üzerine çıkınca hafif raylı sisteme izin veriyor. Ve bakanlık bana verdiği cevapta Gar-Mezitli hattı hedef yıl 2030'da 18.574 yolcu saat hafif raylı sistem yapılabilirliği açısından uygun bulunmuştur. Söz konusu hattın kesim projeleri 6.2.2019 tarihli yazımız ile de uygun görülerek Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ön izin verilmiştir diyor. Şimdi hafif raylı sistem metro arasında tabii ki farklılıklar var. Mesela metroda istasyonlar arası 1 ila 3 kilometredir. Eğer 1 kilometre ise hafif raylı sistemdir. Tramvayda biraz daha kısadır. Burada iki konuya dikkat çekmek istiyorum. Birincisi halen benim yanıtını aradığım ama bir türlü bulamadığım. Şimdi Mersin zemin olarak İstanbul gibi değil, Konya gibi değil, Kayseri gibi değil, Antep gibi değil. 8 metre, 7 metre alta indiğimiz vakit bir bataklığın yarattığı, evet. Ve o bataklık eşilirken de neyle karşılaşacağımızı, tarih açısından neyle karşılaşacağımızı tam olarak bilmediğimiz bir topografyadan söz ediyor. Ne demek istiyorum? Mersin tamam 150 yıllık bir kent, genç bir kent, henüz daha çiçeği burnunda gencecik bir kent. Fakat aynı zamanda Mersin, Pompeipolis'in Soli Harabelerinin yer aldığı bir kent. Ve Zekeryum dediğimiz 8.000 yıllık, 10.000 yıllık Göbekli Tepe'ye benzer Yumuktepe'de henüz daha ancak 8.000 yıla kadar inebildiğimiz, belki indiğimiz takdirde dünyanın ilk yerleşim yerlerinden birini bulacağımız bir kent. Şimdi siz burada eğer garın önünde 18 metre, Özbir Çocuk Parkı'nın önünde 22 metre yerin altına inecekseniz, İstasyon için söylüyorum. Nasıl bir coğrafyayla, nasıl bir tarihle, nasıl bir topografyayla karşılaşacağımızı da bilmiyoruz. Ve bu projenin en önemli yanı finansman sorunu. Ben bu projenin halen daha kaç dolara, kaç avroya yapılacağını tam olarak biliyor değilim. Yapılan fizibilite çalışmasında ve bakanlığa bu 18.574 yolcu bildirilirken, şimdi her projenin bir yapılabilirliği var, bir fizibilitesi var, bir maliyet hesabı var ve o maliyeti kurtarması söz konusu. Aksi takdirde ne olur? Adana'nın durumuna düşersiniz. Evet. 300 milyon dolar diye başlarsınız, çıkarsınız yola 1994'te. 2004 yılında Aytaç Durak sadece AK Parti'den ek ödenek alabilmek için, o projeyi tamamlayabilmek için 200 milyon dolar ek kredi izni alabilmek için hazineden AK Parti'ye geçti ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Ne kadarlık hazine garantisi verildi kendisine? 194 milyon dolar. Yani Adana'ya 594 milyon dolar parayı gömdünüz ama Adana halen bitirmiş değil ve Ulaştırma Bakanlığı'na yalvarıyorlar. Bu yükü bizim sırtımızdan alın, gelin siz bitirin diye. Evet. Çünkü bildiğim kadarıyla Adana'nın yıllık faizi dahi 40 milyon doları bulmuş durumda. Şimdi benim ısrarla Mersin'de cevabını aradığım soru şu. Bakın metro aslında ideal bir ulaşım aracı. Hiç fena değil. Yapılmasında hiçbir engel yok, hiçbir sorun yok. Keşke paramız olsa da Mersin'de herkesi hava yoluyla taşıyabilsek bir noktadan bir noktaya, füzelerle taşıyabilsek, beklerle taşıyabilsek. Ama Mersin'in kaynakları belli, Mersin'in finansman gücü belli. Bu proje hazırlanırken 90 sente yakın, yani 1 avroya yakın bir bilet ücreti düşünülmüş. O sırada avronun birim fiyatı 3 liraydı. Şu anda 10 lira olmuş avro. Yani 0.90'la çarptığınız vakit 9 lira bir yolcu ücreti çıkıyor. Ve başka bir şey söyleyeyim size.
Mersin'de insanlar rahatına düşkündür. Bütün Akdeniz kentleri rahatına düşkündür. Gar binasının, yani tren garının önünden binen bir insanın ikinci ineceği istasyon Özgür Çocuk Parkı. Üçüncü istasyon Çetinkaya Kavşağı. Dördüncü istasyon şimdiki Telekom binasının olduğu Muğdat Kavşağı. Yani Çetinkaya ile Muğdat Kavşağı arasında bir yerde inmeniz mümkün değil. Metroların böyle bir özelliği var ya da hafif raylı sistemlerin. Bu kadar uzun mesafeye 9 lira vererek kaç kişi biner? O konuda da cidden soru işaretlerine karşı karşıyayız. Ben şunu önermiştim. Metro yapılsın, hiçbir mahsuru yok. Yani 8 yılda yapılır, 10 yılda yapılır, 15 yılda yapılır, 2 yılda yapılır inşallah söylenen o bize 24 ayda biteceği söyleniyor. Ama bu bitinceye kadar Mersin'in koşullarına benzer, topografik özellikleri birebir aynı olan Rotterdam'a ben 2003 yılında önermiştim bunu Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne, Meray sırasında önermiştim. Sonra İstanbul onu Rotterdam'dan aldı, Mersin yerine İstanbul uygulamaya başladı. Metrobüs. Şimdi bizim gayemiz ne? Mersin aslında trafiği, bütün trafik sorunu çok belli. Mersin sabahları otel niyetine kullandığı Mezitli'den, Yenişehir'den kalkar, çarşıya gelir, serbest bölgeye gelir, çarşının etrafında Hastane Caddesi, Zeytinlibahçe Caddesi dediğimiz bölgeye yayılır, bütün iş alanları, adliyesi, eski hastanesi oradadır. Ve tekrar akşamları evine dönmek üzere Yenişehir'e ve Mezitli'ye avdet eder. Ya yani Mersin'in trafik sorunu çok kolay çözülebilecek bir sorundur. Metro projesi yürürken, mesela bugün Adnan Menderes Bulvarı üzerinde biliyorsunuz kreasyon alanıyla bulvar arasında kalan bir şeridi bisiklet yolu olarak ayırmıştı. Burhanettin Kocaman evet. Döneminde yeniden düzenlenirken kreasyon alanı. Allah korusun birisi orada bisiklet sürmeye kalktığı takdirde yola düşüp ciddi kazaların kaçınılmaz olduğu bir yanlış bir şerittir o. Onun yerine biz metrobüsü koysak ve o metrobüs çalışmaya başlasa en azından metro tamamlanıncaya kadar Mersin bu deneyimi yaşamaya başlar. Ve bunun için para istemez, pul istemez, ek bütçe istemez. Mesela bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği fonlarıyla 80'e yakın otobüsün alım anlaşmasını yaptı. O 80 otobüsün 50 tanesini metrobüs dediğimiz biraz daha uzundur. Biliyorsunuz kullanmışsınızdır hepiniz. O metrobüslere biner ve Mezitli ile çarşı arasında, serbest bölge arasında, liman arasında o metrobüs çalışır ve trafik sorunu çözülür. Yani metronun buna ilaveten verebileceği çok fazla bir şey yok. Evet, yani söylediklerinizden de anlıyorum ki Abdullah abi, yani Mersin'in kısa vadede ciddi anlamda bu sorunun çözümü gerekiyor ve siz metrobüsün daha rentable bir ulaşım sistemine, ulaşım sorunu çözebilecek bir sistem olduğunu düşünüyorsunuz. Ancak geçtiğimiz Ocak ayında da Sayın Seçer'in yapmış olduğu metro projesiyle ilgili tanıtım toplantısında sizinle birlikte ben de oradaydım. Orada mesela bakanlığın onayladığı bir proje ve Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım programına aldığı bir projeden bahsediliyor. Ancak bununla ilgili de maalesef bir hazine yardımı alamıyor. Şimdi mevcutta o bakanlığın onayladığı proje, Cumhurbaşkanlığı'nın yatırım programına aldığı projeyle bugün Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz günlerde ön yeterlilik ihalesine girip önümüzdeki süreçte finansman yeterlilik ile alakalı toplantı yapacağı proje arasında anladığım kadarıyla bir fark var. Şimdi bununla da ilgili yeni izinlerin alınması veyahut da bununla ilgili izinler alınmadan bu şekilde ihaleye çıkılmasını ne kadar doğru buluyorsunuz? Şimdi gerek Ulaştırma Bakanlığı'nın izin verdiği proje, gerek o Ulaştırma Bakanlığı'nın zaten iznine istinaden yatırım programını alıyor. Yani Cumhurbaşkanlığı yatırım programına alınan projenin ben birebir Cumhurbaşkanlığı'nın resmi gazetede yayınlanan 2020 yatırım programında o projeyle ilgili kısmı size söyleyeyim. 17,8 kilometre uzunluğunda serbest bölgeyle Cumhuriyet Caddesi yani eski güzergahı kasteden bir proje söz konusu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin kısaltarak aşağı yukarı 4 kilometreye yakın, 5 kilometreye yakın kısalttığı projeyle o proje arasında fark var. İkinci önemli husus, tekrar söylüyorum. O proje hem zemin istasyonların, yani 11 istasyonun 7'si hem zemin, 4'ü ancak yer altında. Bu projede ise tümü yerin altına iniyor. Bana kalırsa bu proje farklı bir proje. Bu projeyle ilgili izin alınması gerekirdi ama istim arkadan yürüsün diye gidiliyor olabilir. Ya Cumhurbaşkanlığı onayladığına göre çok da fazla üzerinde durmayın bunun denebilir. Bunların hepsine amenna. Fakat şunu unutmayalım. Türkiye 2018 yılından itibaren girdiği ekonomik krizin arkasından bütün projeleri durdurdu ve hazine garantisi vermiyor. Zaten bu projenin ihale şartnamesine baktıysanız, idari şartnamesinde şerh vardı orada. Hazine garantisine tabi değildi. Yani krediyi bulacak olan hazine garantisiz bir kredi bulmak zorunda. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi %6,5 dolar avro faiziyle borçlanabiliyor. Yani Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hazineden daha ucuza borçlanamayacağı varsayımını ortaya koyarsak, ki akıl onu gerektirir. Evet. Ya mutlaka Mersin Büyükşehir Belediyesi hazineden daha muhteber, daha düşük faizde kredi bulacak bir kurum değil. Evet. Hazinenin %6,5 faizle para bulduğu bir yerde Mersin Büyükşehir Belediyesi kaç faizle para bulacak? Ve en önemli soruyu tekrar sor. Bu proje kaça mal olacak? 700 milyon dolara mı mal olacak? 700 milyon avroya mı mal olacak? Bakın başka bir şey. Kamuoyunun dikkatini çekmesi açısından söyleyeyim. Bu proje hazırlandığında avro ile dolar hemen hemen eşitlenmişti. Evet. Şu anda ekranımda geçen rakamlara göre avro 1.25 dolara çıkmış durumda. Yani projenin maliyeti eğer avro üzerinden hesaplarsak dolara çevirdiğimiz vakit %20 daha pahalı hale gelmiş oluyor. 700 milyon dolarlık proje 840 milyon dolara çıkmış oluyor. Ve bu projenin faizinin ne olacağı, yani bu krediyi bulup getirecek olan adam kaşımıza gözümüze getirip vermeyecek. Sonunda parasını kurtarmaya bakacak. Bu proje, tekrar söylüyorum, 15 bin yolcuyla 16 bin yolcuyla finansmanını sağlayacak bir proje değil. Bu 5 yılda sürse, 10 yılda sürse, 20 yılda sürse karşılayacak bir proje değil. Yine bir rakam vereyim size. Mersin'de Antep birbirine benzer iki tane kent. Nüfus olarak Antep biraz daha büyüktür. Ve Antep'in 13 değil 22 kilometrelik raylı sisteminin şu anda günlük taşıdığı yolcu sayısı 75 bindir. Yani 10 saat olarak hesap edersek bir raylı sistem bütün dünyada 10-12 saati geçmez. Yani akşam 11'den sonra durur. Bütün trafik durur. Bütün dünyadaki raylı sistemlerde istisnalar dışında, istisnai günler dışında durur. 10 saat olarak kabul edersek Antep'in günlük yolcu sayısı 7500. 7500 yolcuyla, 10.000 yolcuyla, 15.000 yolcuyla siz bu metroyu finanse edemezsiniz. Yani metro için aldığınız krediyi ödeyemezsiniz. Bu MESKİ'nin yaptığı yatırımlara benzemez. Bu belediyenin yaptığı diğer yatırımlara benzemez. Bu kendi içinde dönmek zorunda olan bir proje. Peki Abdullah abi, bir şey... Projenin istasyonlarını AVM'lere çevirip oradan sağlayacağınız finansmanla bir yepyeni bir Mersin yaratmak istiyorsanız bu apayrı bir projedir. Ama bir rakam vereyim size. Bugün Türkiye'nin en hassas, en çok üzerinde durulan iki tane projesi var. Birisi eski havaalanı, yani Atatürk Havalimanı'nı Mecidiyeköy'e bağlayan Mahmut Bey dediğimiz bir raylı sistemdir. Tam 12 yıl sürmüştür. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'ne, Ulaştırma Bakanlığı'na, Türkiye'deki bütün devlet erkine sorduğunuz vakit en önemli proje hangisidir diye sorarsanız, kesinlikle size yeni havaalanıyla şehri birbirine bağlayan proje diyecekler. Bütün kaynaklar ayrılmasına rağmen, hazine kredisi verilmesine rağmen, 24 saat çalışılmasına rağmen 4 yıl geriden gelmektedir o proje. Halen bitmiş değildir. Şimdi 2021'e girdik. 2023 yılında siz de ben de seçimleri izleriz, yıllardır izleriz. 2024'te yapılacak olan yerel seçimlerin hazırlığı, atmosferi 2023'te başlar. Evet. Bir sene öncesinden başlar.
adaylıklar söz konusu olur, şunlar olur, bunlar olur. Yine Mehmet, sen sanıyorum o toplantıda olduğun için hatırlayacaksın. Ben söz aldığımda Vahap Seçer'e tenzih ederek şunu söyledim. Dedim ki bu proje bir Rus ruletidir. Siyaseten bir Rus ruletidir. Eğer siz bu projeyi tereyağından kıl çeker gibi bitirirseniz, kredisi bulunursa, çalışma başlar, rahatlıkla bitirilirse ve 2024 yılına Mersin bir metro ile girerse, gidin evinizde oturun, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. 5 sene daha Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'sı. Evet. Peki açtınız, GMK bulvarı bir hengameye girdi, bir battı çıktı nedeniyle şu anda trafiğin yaşadığı sorunları hep birlikte çekiyoruz. Mersin'de yaşıyorsunuz. Maalesef evet. Bu projede bir takım aksaklıkların çıkması halinde ne olacak? Daha ciddi bir şey soruyorum. Şimdi Kamu İhale Kurumu'nun hazırladığı bütün projelerde, denetlediği bütün projelerde şöyle bir ilke var. Bu temel bilgidir ve evrensel bir ilkedir. Kamulaştırma işlemlerini bitirmeden, yer teslimini yapmadan ihaleye çıkamazsınız. Peki sıkı durun, ben size bir şey söyleyeyim. Yine ihale şartnamesinde, idari ihale şartnamesindeki bir hükmü okuyacağım size, söyleyeceğim daha doğrusu aklımda çünkü. 6550 metrekarelik bir alanın kamulaştırılıp yıkılması söz konusu. Yani 6500 metrekarelik alan 100 evden mi oluşuyor, 100 apartmandan mı oluşuyor, nereler yıkılacak, nasıl yıkılacak, kamulaştırma işlemleri yapıldı mı? Bu konuda herhangi bir yanıt yok. Kamulaştırma işlemi ileride yapılacaktır deniyor. Peki siz başladınız ve kamulaştırma işlemini bitiremediniz. Hükümette Cumhuriyet İttifakı bugün 250 milyon borç için nasıl zorluklar çıkardığı ortadayken, yani Türkiye'de hükümetle, iktidarla muhalefetteki belediyeler arasındaki sürtüşmeleri, çekişmeleri, çatışmaları biliyoruz. Hızlı kamulaştırma yapılmadığı takdirde Türkiye'de bir kamulaştırmanın 20 yıl sürmesi söz konusu. Evet. Yani siz bir apartmana geldiniz, ya arkadaş ben bunun altından raylı sistem geçireceğim, bunu yıkayayım dediğiniz vakit yıkamazsın. Kamulaştırma yapmanız lazım. İki türlü kamulaştırma var. Bir normal kamulaştırma, bir hızlı kamulaştırma. Hızlı kamulaştırmayı yapabilmeniz için Cumhurbaşkanlığından kararname yayınlanması lazım. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın kamulaştırması böyle yapıldı. Milletin bahçelerine paraları ödendi, hızlı kamulaştırma Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yayınlandı, sınırlar belirlendi ve orada bir hızlı kamulaştırma yapıldı. Mesela şu anda Akdeniz Belediyesi'nin toplu konut için, kentsel dönüşüm için hazırladığı iki tane bölgede yine bir hızlı kamulaştırma kararnamesi var. Evet. Bu konuda hızlı kamulaştırma verilmediği takdirde ne olacak? Ve başka bir soru. İndiniz, Özgür Çocuk Parkı'nın orada 22 metre yerin altına indiniz ve birdenbire 8000 yıllık tarihle ilgili bir sit alanı çıktı. O sit alan çıktığı takdirde sizin ÇED belgesinde de diğer bütün dokümanlarda taahhüt ettiğiniz bir şey var. Derhal inşaat durdurulur ve müze müdürlüğüne devlet güçlerine haber verilir. Kaldı ki çıkma olasılığı da çok yüksek yani. Yani Abdullah abi. Çıkmama şansı yok. Yok, evet. Şöyle yani baktığımızda ÇED raporu olmayan bir projeden bahsediyoruz. Kamulaştırmayı revize edilmesi gereken. Evet, revize edilmesi gereken. Yani işte kamulaştırma yapılmadan ihaleye çıkmış bir projeden bahsediyoruz. Maliyetiyle yok, ilgili yok. Çok net rakamların verilmediği ve yani maliyetin ortaya koyulmadığı bir projeden bahsediyoruz. Ancak dediğim gibi az önce yani ön yeterlilik ihalesine çıkılıp önümüzdeki çok kısa bir sürede finansman yeterlilikle ilgili toplantının gerçekleşeceği bu projenin ilerleyen süreçteki akıbeti sizce ne olacak? Yani metro projesiyle ilgili Mersinlerin ne bekliyor? Ben bir ek ilave yapayım Abdullah abi, sonra onu da eklemeni isterim. Çünkü ihaleye giren firmalardan bahsetti. Baktığımızda şimdi ihaleye giren firmalar hakikaten de böyle kelli felli diye tabir edebileceğimiz, kodaman diye tabir edeceğimiz firmalar da var. Ve hani çok fazla finansmanı konuşuyoruz, kaynağı konuşuyoruz, kredi alınamayacağından konuşuyoruz. Burada da şöyle bir şey dillendiriliyor ya hani, yani bize ne, nereden bulacaklarsa bulsunlar onlar, biz yap işlet devret modelini devreye sokacağız gibi bir cebimizden para çıkmıyor da var. Yani
Meşhur Türkiye'deki şeydir bu, cebimizden 5 kuruş para çıkmıyor ama sonuçta şehir hastanesine de, geçmediğimiz köprülerde, uçmadığımız zafer havalanında para ödüyor. Evet. Yani böyle bir sistemi hayata geçirdikleri takdirde de bu sefer az önce sizin de rakamlarla söylediğiniz işte yolcu taşıma kapasitesi şu bu falan, bu sefer ne olacak? Eğer yapıp işletecekse o şeyi yapan bir firma ücreti çok yüksek tutmak durumunda kalacak. Bu sefer vatandaşın işine yaramayacak, vatandaş zaten kullanmayacak orayı ya da daha farklı sıkıntılar da gündeme gelecek. Ya şu kadarını söyleyeyim, eğer vatandaşa siz bunu pahalı tutarsanız vatandaş bilmez. Bir de dediğim gibi Mersin'de zaten çoğu insan arabasıyla gidip geliyor. Dolmuşlara binen insanların o sorunu çözmek çok kolay. Bir tane şeridini ayırırsınız GMK bulvarının ya da aşağıdaki Adnan Menderes bulvarının, bu sorun rahatlıkla çözülebilir. Evet. Eğer sizin derdiniz gerçekten yaşanabilir bir kentte kalıcı bir eser kazandırmaksa, bunun üzerinde oturup konuşmak lazım. Bakın çok değerli bir şey söyleyeceğim çocuklar size. 674 sayfadır Mersin ÇED belgesiyle ilgili hazırlanmış olan dosya. İhale şartnamesi 1200 sayfayı aşkındır. Birinci ihale şartnamesi de bir o kadardır. Ben bunların hepsini okudum. Ciddi söylüyorum, satır satır hepsini okudum. Daha önemlisi şu kadarını söyleyeyim. Ben 2003 yılından beri her sene gündeme geldiğinde oturur rutin olarak, benim 2-3 tane böyle hobi olarak seçtiğim alanım vardır. Çukurova Uluslararası Havalimanı böyledir. Mersin, inşallah önümüzdeki günlerde bir programda onu da konuşuruz. Mersin, evet. Konteyner Terminal Liman projesi böyle bir şeydir. Evet. Raylı sistem, Mersin'in toplu ulaşım ya da ulaşım master planına özgü bir taşıma yöntemiyle ilgili yaptığım çalışmalar da böyle. Ben 2003 yılından 2020 yılına kadar size ciddi olarak bir şey söyleyeyim. Aşağı yukarı 800 sayfayı tutacak kitap kalınlığında makaleler yazdım. Ya yani bu konuyu ben Burhanettin Kocamaz'dan da, Vahap Seçer'den de, Macit Özcan'dan da, çok iddialı bir şey daha söyleyeceğim. Mersin müşavirlik işini üstlenen firmanın detaylarından çok daha fazlasını biliyorum. Çünkü ben Mersin'de yaşıyorum. Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nın altında ne çıkacağını şimdiden biliyorum. Evet. Tren garının oradan yerin altından geçirmeye kalkıp eski otogara bağlayacağınız yolla ilgili hangi sorunları yaşayacağınızı ben herkesten daha iyi biliyorum. Yine iddialı bir şey söylüyorum. Tamam, bu projeyi yapmaya devam edin. Hiçbir sorunumuz yok. Ama GMK bulvarını, yani Gazi Mustafa Kemal bulvarını kaosa mahkum etmeden çözmeye çalışın bir. 4 milyon ton atıkla ilgili ne yapacağınızı oturun şimdiden düşünün. Yani istim arkadan gelsin, biz yeri teslim edelim, çıktıkça bir yerlere götürür dökeriz demenin bir alemi yok. 4 milyon ton atıktan söz ediyorum. Eğer bunu gerçekten denize dökecekseniz ve denizde bir ada oluşturacaksanız, o konuda da ilave bir proje önerebilir. Mersin'in konteyner terminal limanı için denizin üstünde bir liman düşünülüyordu. O denizin üstündeki limanı Mersin Büyükşehir Belediyesi projelendirir. Buradan çıkan atıkla orada bir liman tesis eder ve oradan para kazanmaya başlar. Bunların hepsi konuşulur, tartışılır. Bunların hiçbiri de değil. Ama bu projeye ben kimin, hangi şartlarla getirip kredi vereceğini bilmiyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin o krediyi bulabilmesi için firmaya hangi garantileri vereceğini bilmiyorum. Bakın, Zafer Havaalanı diye bahsettiğimiz, yıllardır konuşup durduğumuz Uşak-Afyon arasında bir havaalanı yapıldı. Yapılsın diye de bir yolcu garantisi verildi. Verilen yolcu garantisinin %4'ü kadar yolcu çıkabiliyor. Şimdi siz Mersin'de 18.574 yolcuyu 2030 yılı için garanti ediyorsunuz. Bu yolcu sayısını tutturamadığınız takdirde eğer firmaya yolcu başına 1 dolar para ödeyecekseniz, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin ne böyle bir kaynağı var, ne böyle bir bütçesi var. Sakın böyle yollara başvurulup da başımıza bir çorap örülmesin diye dertleniyoruz, söylüyoruz. Ya başka bir şey daha söyleyeyim, hepinizin dikkatini çekmiştir. Mersin'in şu andaki kendi otobüslerine Mersin Belediyesi'nin bütün çalışanları bedava biner. Doğru mu? Doğru. Evet.
Bütün güvenlik elemanları bedava biner. Yani evet. Mersin'deki polisi, diğerleri, bütün dünyada da böyledir zaten. Yani bunu eleştirmek amacıyla söylemiyorum. Sadece bir gerçeği söylemek amacıyla dile getirmeye çalışıyorum. Eğer 65 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz biniyor. Bravo. Gazeteciler sen bana hatırla. Ücretsiz kullanıyor. Yani ücretsiz kullanan çok büyük bir kesim var aslında Mersin'e ulaşımda. Şimdi bu 18 bin yolcunun içinde bunların da parasını siz belediye olarak ödemeye kalkarsanız buradan da ayrı bir sorunla karşılaşırız. Yani bu sorunların hiçbirisi çözülmeden tekrar söylüyorum bunun esas can damarı noktası finansmanıdır. Evet. Kredidir. Bu kredinin nasıl bulunacağı? Bu soruların cevabını bulmadan, bunları açıklığa kavuşturmadan çıkacağımız yolculuğun sonu hüsrandır. Gerçekten Mersin'e yazık olur eğer bunlar açıklığa kavuşturulmaz. İhaleyle ilgili süreç nasıl işler sizce Sayın Aya? Şöyle işleyecek. Daha önce girmiş olan firmaların bir kısmı elendi. 9'una ön kabul verildi. Sanıyorum 28 Ocak tarihinde yeni evet. bir ihale yapılacak. O ihalede teklifler toplanacak. O ihalede işte kredinin yani maliyeti diyelim ki kimseyi zan altında bırakmamak için sadece varsayım söylüyor. Ne olur kimse benim bu rakamlarımdan herhangi bir şey çıkarmasın. Diyelim ki 100 milyon dolar gibi bir maliyetle teklifle karşılaşıyor. Bunun %85'inin yani aşağı yukarı 500-550 milyon dolarının finansman olarak bulunduğuna, getirildiğine, sağlandığına dair belge sunulması lazım. Bu belgeyi sunabilen firmaların arasından en iyi, en ucuz fiyata yapacak olana ihale edilecektir. Evet. Gerçekten böyle firmalar çıkar mı bilmiyorum. Yani ben ekonomiden anlarım, dünya fiyatlarını bilirim, Türkiye'deki maliyetleri az önce size söyledim, borçlanma maliyetlerini, hazinenin borçlanma maliyetlerini. Ama şöyle de bir gerçek var, dünyada aşağı yukarı bugün 25 trilyon dolar açıkta serseri dolaşan bir para var. Bu parayı getirip bir kısmını bazı projelere yönlendirmek isteyen çok fazla kurum var. Yani evet. Bugün unutmayalım, Mersin toplu taşıma ile ilgili son Avrupa Birliği Avrupa Yatırım Bankası'ndan Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Ankara Belediyesi'nin, İstanbul Belediyesi'nin, İzmir Belediyesi'nin sağladığı kredilerin şartları çok avantajlı. Eğer bu kredilerle ilgili bir kapı açılabilirse bu kredi bulunur. Yani unutmayalım 22 milyon avroluk bir kredi buldu Mersin Büyükşehir Belediyesi. Evet. Bunun aşağı yukarı 4 milyon avrosu da hibe olduğu söyleniyor. 18 milyon avro ve belli bir ödemesiz dönemin arkasından yapılacak olan bir proje. Eğer bu tip krediler sağlanabilirse sorun kalmaz. Tekrar söylüyorum, umalım ve dileyelim ki bir Adana'ya dönmesin iş, Antep gibi olsun. Evet, ben yıllar önce Antep'le Adana'yı karşılaştırırken şöyle bir makalemin başlığı vardı. Antep 36 milyon dolara bitirdi, Adana 596 milyon dolara bitiremedi diye. Evet. Antep gerçekten 1,5 yılın içinde o zamanki Antep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzel Bey aslında 2010 yılında Macit Özcan'la beraber briefing almak üzere Antep'e gitti. Yani konuya o kadar çok üzerinde duruyordum ki yapılması için. Yalvardım git bir Antep'i gör diye. Bize Asım Güzel Bey Mersin'in yapılması için öneri getirdi. Dedi ki artık biz bu konuda mütehassıs olduk, çok çabuk da yapıyoruz. Eğer yer teslimini verebilirseniz ben gelirim ekibimle birlikte Mersin'i, yani kurdukları bir şirket vardı bu konularda. 1,5 senede, 2 senede ben raylı sistemi GMK bulvarının ortasından geçirir ve 30-35 milyon dolara 10 kilometrelik bir raylı sistemi teslim edecekti. Ancak o günkü şartlar ne yazık ki o projeye sıcak bakılmasını sağlayamadı. Evet, siz peki ihalenin iptal edilmesi mümkün olabilir mi sizce? Yani burada ihale iptal olursa bunun sorumlusu kim olacaktır? Ya şimdi mesela son yapılan İstanbul'daki bir ihalede
yeterlik verilen firmalardan birisinin sunduğu belgelerin çakma belge olduğu çıktı ortaya. O çakma belge nedeniyle kamu ihale kurumu o firmanın elenmesi gerektiğini söyledi. Henüz bu 9 firmanın dışında elenenlerden herhangi bir kamu ihale kurumuna başvuru olup olmadığını bilmiyoruz. O elenenlerin içinde itiraz edenlerin olup olmayacağını bilmiyoruz. Yani unutmayalım, birinci ihalede o kadar basit nedenlerle ihale iptal edildi ki daha Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin metro ihalesinin bu iptal edilmiş halidir, biliyorsunuz. Şöyle sorayım o zaman Sayın Ayan, yani herhangi bir itiraz noktasında ihalenin iptali söz konusu olabilir mi? Çünkü yani ÇED raporuyla ilgili ciddi sıkıntılar var, kamulaştırmayla ilgili henüz bir adım atılmamış durumda. Yani bu noktada Mimarlar ve Mühendisler Odası'nın veyahut da kentin bu konuyla ilgili yönetimde aktif rol oynayanların itirazı noktasında ihalenin iptal edilmesi söz konusu olabilir mi? O kurumların kamu ihale kurumuna iptal şeyleri yok ama ihaleye katılan, yeterlilik verilen ya da kazanamayacak durumda olan firmaların ya da elenmesi halinde bazı firmaların gidip şikayet etme hakları var. Mesela kamuoyuna çok fazla yansımadı ama ben de onu yazdım, buradan paylaşayım sizinle. Birinci ihalenin iptal nedenlerinden birisi, açılan davada gerekçe olarak gösterilen şeylerden birisi, bu yerin altına inecek bir makine var. Kazacak, bir delik açacak ve o delikten vagonlar gidip gelecek. 9 metre 20 santim çapında bir makine şartı koyulmuştu. Evet. Kamu ihale kurumu niye 9 metre 20 santim, yani niye 9 metre değil de 9,5 metre değil de 9 metre 20 santim koydunuz diye mesela orada şerh koymuştu. Evet. Buna benzer çok şeylerle karşılaşılabilir. Aynen öyle. Yani çok teşekkür ediyoruz size Abdullah abi. Çok önemli bilgiler aktardınız gerçekten de. Şunu anladık ki yani metronun bu kadar tartışılıyor olması, metroya bu kadar karşı geliniyor olmasının altında yatan en büyük sebep bilgi aktarışı olmayışından kaynaklanıyor. Yani yeterli bilgiler verilmiyor. Neyin nasıl yapılacağıyla ilgili, finansmanının ne olacağıyla ilgili, sürenin ne kadar süreceğiyle ilgili, işte yolcu taşıma kapasitesinin ne olacağıyla ilgili, kamulaştırmanın nasıl yapılacağıyla ilgili, ne kadar süreceğiyle ilgili, yani o kadar çok soru var ki kafalarda dolayısıyla insanlar da çekiniyorlar, yani kent adına çekiniyorlar ve işte eleştirilerini dile getiriyorlar. Kenti çok iyi tanıyanlar, Abdullah abi gibi kenti çok iyi tanıyanlar da alternatifler sunuyorlar. Evet. Bu iş böyle. Ya ben tekrar söylüyorum, metroya karşı değilim ama acilen çözülmesi gereken Mersin'in bir toplu taşıma sorunu var. O toplu taşıma sorununa çok rahat, yani 48 saat içinde, ben bir keresinde iddialı bir şey söyledim, bana yetki verin dedim. Yetki verin, bir ay içinde ben sizin toplu taşıma sorununuzu çözeyim. Ya çok basit bu. Ya bilmiyorum hatırlayanınız var mıdır? Mehmet Adnan Özçelik'in Yenişehir Belediye Başkanlığı sırasında bu Adnan Menderes bulvarına iki tane traktör koymuştu. Traktörlerin arkasına da oturma bankları koyulmuştu. Traktör gidip geliyordu ve yolcular istedikleri yerden binip istedikleri yerde iniyorlardı. Ya Mersin, at ve deve değil Mersin'deki toplu taşıma sorunun çözülmesi. Evet. Ama sevgili Raşit, şunu söyleyeyim. Bu senin bahsettiğin çok önemli sıralamalarla dile getirdiğin kafa karışıklığı, inan bana, sadece sende, bende, kamuoyunda değil. Bu soruların hiçbirisine ben Mersin'de ne müşavir firmanın ne Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanıt verebileceği kanaatinde değil. Evet. Evet. Peki Abdullah abi, yani son olarak şunu söyleyeyim. Yani Mersin'de metro projesiyle ilgili kazma vurulduğu anda Mersin'i bekleyen süreç nedir? Yani tehlikeli bir sürece mi gireceğiz? Çünkü burada maliyetler çok önemli. Önümüzde bir Adana örneği de var. Adana'da günlük metro geliri 96 milyon dolar ve bitmemiş. Evet. Günlük her sene de 40 milyon dolar ilave yük getiriyor. Doğru. Yani Adana'daki metroya baktığımızda günlük gelir işletme maliyetlerini ancak karşılıyor. Yani burada ihaleyle ilgili ayrılan bütçe, finansmanıyla ilgili henüz hala Adana ödüyor. Bir 20 yıl daha belki ödeyecek. Mersin'i bu noktada bekleyen kritik bir süreç var mıdır?
Olmaz olur mu? Mesela hiç dile getirmediğimiz, göz ardı ettiğimiz ama mutlaka konuşulması gereken, o bahsettiğim çok önemli bir noktaya değindin. İyi de hatırlattın, teşekkür ederim. İşletme maliyeti. Şimdi bakın, istasyonlar ne kadar çok yer altına inerse, Mersin sonuçta çok nemli, çok sıcak, mutlaka havalandırmanın 24 saat çalışması gereken, istasyonlara sahip olması gereken bir ülke. Bu yerin altındaki istasyonlarının klimatizasyon masrafları, elektrik giderleri, o sonuçta 22 metreden yukarı çıkacak olan bir yürüyen merdiven sistemi var. Evet. Yani sadece ve sadece Mersin'in metro elektrik işletme maliyetleri dahi çok ciddi rakamlara ulaşabilir. Milyon dolarlarla bahsedilen rakamlara ulaşabilir. Ve bu konuda dediğim gibi istim arkadan gelsin havası var. Bunların tümü Mersin için bir ciddi sorun. Tabii GMK bulvarında kazma vurulduğu takdirde kent trafiğinin ne olacağı konusunda o kamyonların, şimdi bakın beyler 400 bin kamyondan söz ediyorum. Evet, yani, çok ciddi rakam. Evet. Yani bunu 1000 güne bölecek olursak aşağı yukarı her gün 4000 kamyonun hareket etmesinden söz ediyoruz. Yani 1000 gün dediğinde çok 3 yıldır. Evet. 3 yıl her gün 4000 kamyon moloz alıp bir yerlere götürecek. Hareket halinde olacak. Onların yaratacağı trafik sorunları, yani ben düşünmek bile istemiyorum. Evet. Evet, gerçekten de önemli bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz Abdullah abi. Zaman zaman seni farklı konularla ilgili de yine böyle ağırlamak isteriz. Seninle bağlantıya geçmek isteriz. Malum pandemi süreci içerisindeyiz. Abdullah abi de evde her evet. türlü kısıtlamalara, yasaklara uyuyor, dikkat ediyor. Sağlığı, sıhhati devam ettiği sürece biz de kendisini bu ekranlardan izleyicilerimizle buluşturmak isteriz. Bir yani, kez daha teşekkürlerimizi... Baktığımızda Abdullah abi sayesinde Mersin basında çoğu gazeteci artık ulaşım uzmanı oldu. Çünkü bu konuyla ilgili ciddi anlamda Abdullah abinin araştırmaları var. Yani evet. ortaya koyduğu bilgiler, ortaya koyduğu fikirler... Bunlar kesinlikle yadırganmaması gereken yani önemli bilgiler. Yani şu programda söylediği birçok şey mesela sen de ben de çok tabii, fazla bilgi yani Abdullah abi sayesinde bizler de ulaşım uzmanı olduk. İnşallah ilerleyen süreçte yeniden farklı konularda bir araya geliriz. Mersin'le ilgili konuşmaya devam ederiz Abdullah abi. Seni yeniden Sun TV ekranlarında görmek de çok güzeldi. Bize de çok keyif verdi. Evet. Son olarak söylemek istediğin nedir? Sevgili Mehmet, sen pandemiyi atlattın, koronavirüsle tanıştın, evet, artık çok senin vücudun antikor üretiyor, bir sorun yok ama Raşit'in çok dikkat etmesi lazım. Evet. Şakayla karışık bütün toplumun çok dikkat etmesi lazım. Önümüzde çok kritik 2 ay var. Yani aşının Ocak ortasında başlayacak olması ve yaşlıdan gençlere doğru kademeli olarak yapılacak olması... gerçekten Türkiye'nin %70'i aşılanmadan bu iş bitti diyemeyiz. Ayrıca bir şey daha söyleyeyim size. Aşılanmamız halinde de o antikorların kaç ay süreyle vücudumuzda kalacağı bu belaya karşı, bu hastalığa karşı ne kadar direnç sağlayacağı da şu anda bilim insanları tarafından dahi aynen Mersin metrosundaki bilinmeyenler biraz oldu bittiye getirildi yani hızlı bulundu. Evet yani deneyler son sürecinde 3. faz değerlendirmeden yan etkilerin ne olacağı bilinmeden kullanacağız. Umarım ve dilerim aşı yapıldıktan sonra hepimiz antikorla artık bir daha bu belaya yakalanmayız. Yani hayat boyu bir aşıyla geçiştiririz. İnşallah. Ama mesela bazı aşılar var her sene yapılmak zorunda. O nedenle hepimiz dikkat edelim. Evet. Maske, mesafe ve hijyen. Peki, çok teşekkür ediyoruz Abdullah. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Abdullah abi de bir ara ben metroya karşı değilim. Mersin'deki metro projesine karşıyım dedi. Onu tekrar tekrar söyleyelim. Sonra biliyorsun şey oluyor yani kesip biçmeler oluyor, montajlar oluyor. Ya Abdullah evet. abi de ateş atmış olmayalım yani. Yani metro konusuyla ilgili özellikle son dönemde çok tartışılmaya başladı. Bu özellikle Akdeniz Belediye Başkanı'nın metro ile ilgili Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki konuşması, akabinde düzenlediği bir basın toplantısında kendisine sorulan bir soru üzerine
metro ile ilgili düşüncelerini sunması. Yani bugün baktığımızda aslında Abdullah abi ile Akdeniz Belediye Başkanı da aynı doğrultuda, o aynı noktada olduğunu görebiliyoruz. Bu sadece Sayın Gültak'la Sayın Abdullah Ayan'la alakalı değil. Bu kent de ciddi anlamda kentin gelişimine, kentin geleceğine, kentte hayata geçecek olan projelerin fizibilitesi noktasında, rentabl olması noktasında çok önemli noktalara değiniyorlar. Ve bunların da göz ardı edilmemesi lazım. Yani şimdi bir üstün körü ben yaptım oldu mantığıyla, özellikle de mesela Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin logosu durumundaki gibi, yani ben yaptım olduğu mantığıyla olacak bir şey değil bu. Yani metro konusunda Mersin'de evet ulaşım sorunu ile ilgili ciddi bir problem var. Ve bu problemin kısa vadede de çözümü çok önemli. Evet. Bu metro mu olur, bu metrobüs mü olur, bu işte hafif raylı sistem mi olur, tramvay mı olur? Bu noktada kentin lokomotiflerinin bir araya gelip gerekirse akademik destek alıp Odalar ve Borsalar Birliği'nden görüş alınıp... Yani gerekirse diye bir şey söz konusu olamaz. Gerekli olan bir şey. Gerekiyor. Yani bu şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu işin içerisine çevre mühendisleri, şehir plancıları, mimarlar evet. odası... Bak sevgili Raşit, lokomotif şimdi, şeylerdir bunlar. Yani, Abdullah abi çok önemli şeylere değindi. Mesela projenin maliyetiyle ilgili hala Büyükşehir Belediyesi'nden ortaya konulan somut bir şey yok. Yani bu proje ne kadara, işte 900 milyon eurolardan bahsediliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Yani Mersin'in işte günlük yolcu taşıma kapasitesini de göz önünde bulundurduğumuzda bugün toplamda Mersin'de 200 bin kişi işte otobüsü kullanıyor, belediye otobüsünü kullanıyor, dolmuşları kullanıyor. Bunu tek yöne vurduğumuzda 10 bin 15 bin arasında saat başında toplu taşımayı kullanan vatandaşımız yok. Şimdi baktığımızda metronun da maliyetleri yüksek. İşletme maliyetleri yüksek. Bunun çıkartılması noktasında mevcut yolcu taşıma maalesef işletme maliyetlerini karşılamıyor. Yani evet. burada Adana'da Abdullah Ayan da çok önemli bir noktaya bahsetti. Yani dibimizdeki Adana'da CHP 2 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşma yapıyorlar. Yani bizim kambur haline gelen işletme giderlerini karşılamayan metronun ya Ulaştırma Bakanlığı'nın bütçenin %40'ının hala metroya ödendiğini Ulaştırma Bakanlığı'na devriyle alakalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaları var. Yani şimdi baktığımızda bu kambur Mersin'de de olmamasını diliyoruz biz. Bugün Adana'nın bütçesinin, Anadolu Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinin %40'ının metro projesine gittiğinden bahsediliyor. Yani Mersin'de mevcut belediyenin borç yükünü de göz önünde bulundurduğumuzda Mersin'de eğer bu konuda metro projesinin hayata geçmesiyle birlikte Mersin'in geleceğiyle alakalı çok ciddi bir maliyetli bir süreç bizi bekliyor ve Mersin'in sadece ulaşım değil birçok konuda hizmete ihtiyacı var. Yani bu noktada sadece siz metro projesini hayata geçiriyorsunuz, 4 yıl ödemiyorsunuz. Bu faiz alırken de 4 yıl sonra ödemeye başlayacaksınız ve 4 yıl sonra 17 yıl siz bunu faiziyle birlikte ödemek durumunda kalacaksınız. Yani siz evet. bu noktada Sayın Ayan'ın da bahsettiği projenin maliyetiyle alakalı siz işletme giderini karşılamadığınız noktasında bu işin faizi var, bu işin işletmesi, yapımı var. Bununla ilgili belediyenin ciddi bir bölümü bu projeye aktarılacaktır ve diğer projelere siz bütçe ayıramayacaksınız maalesef. Aynen öyle. Yani söylediğim gibi kafalarda o kadar çok soru işaretleri var ki, bir de şimdi bu soruları soruyorsun, gündeme getiriyorsun. Tabii kamuoyu adına tabii ki sorguluyorsun. Ve şöyle bir yakıştırma yapılıyor. Metroya karşısın. Şöyle bir cevap veririm. Evet karşıyım. Ama niye karşıyım? Yani Mersin'deki metro projesine niye karşıyım? Az önceki sorular. Şunu yapmalı Sayın Vahap Seçer, Büyükşehir Belediye Başkanı. Öncelikle hani bir ara çalıştaylar yapılıyordu. O evet. çalıştaylar tabii ki dosya hazırlamak içindi. Yani para almak için yapılan aslında formalite çalıştaylardı. Biliyorsun bir yasa çıktı yasadan ötürü değil mi? Evet. Bazı kesimlerle çalıştaylar yapıldılar. Bunu ciddi anlamda yapsınlar. Gitsinler mimarlar odasıyla, çevre mühendisleri odasıyla, şehir plancılarıyla, ticaret sanayi odasıyla, yani sivil toplum örgütleriyle, kuruluşlarıyla, dinamikleriyle, evet. derneklerden tutup da işte sivil toplum örgütleri, bazı kurumlar, devletin bazı kurumlarıyla da
bir araya gelip oturup kafa yorduktan ve işte maliyet hesaplamasının yapıldığı, fizibilitesinin yapıldığı, etütlerin yapıldığı, ÇED raporunun doğru düzgün çıkartıldığı, her şeyin ama her şeyin en ince ayrıntısına kadar hesaplanıp ortaya konup bakın Mersin'de metro projesi işte böyle olacak, şu şekilde işlevsel olacak desinler, bakalım ha hakikaten de öyleymiş diyelim. Mersin'e metro projesine karşı değiliz diyelim. Evet, yani aslında yani metro projesine karşı değiller. Metro projesinin Mersin için doğru bir proje olmadığından bahsediliyor. Yani biraz önce hayır, mesela yani her şeyi hesaplayıp ortaya döktükleri zaman Abdullah abi ciddi rakamlar verdi. Ben sana Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 yılında Burhanettin Kocamaz döneminde hazırlanan ulaşım master planı, 2020 ile 2030 arasındaki ulaşım master planında Mersin'de yolcu edebilecek kişi sayısının 18 binlere anca bulabileceği söyleniyor. Şimdi 18 binlere bulabilecekse metronun günlük yolcu kapasitesi 32 bin ile 50 bin arası taşımak zorundasın. Sen 32 bin ile 50 bin kişi arasında yolcu taşıdığında saat başı metro giderlerini ve işletme giderlerini ve işte maliyetini karşılayabilme noktasındasın. Ama sen ulaşım master planında 18 bin kişiden bahsediliyor ve arada ciddi bir rakam var. Yani evet, işletme rakamlarını, işletme maliyetlerini karşılayamayacak bir yolcu kapasitesinden bahsediyoruz. He, metro projesi olmasın. İnsanlar ne diyor? Ortaya çözüm önerisi de sunuluyor. Yani bak, ulaşım master planında diyor ki 18 bin ile 32 bin kişi saatte eğer yolculuk ediyorsa tek yönde, bunun diyor karşılığı hafif raylı sistemdir. 12.800 ile 18.000 kişi arasında yolcu saatte tek yönde yolculuk ediyorsa bunun karşılığı ne? Tramvaydır. 6.400 ile 12.800 arasındaki yolcu taşıyorsa işte bu otobüs özel yoludur. Yani birçok bunun aslında önüne konulan akademik şeyler var, rakamlar var. Yani siz ortada da böyle bir durum varken metroda ısrar etmenin de anlamını ben çok fazla anlamlandıramıyorum maalesef. Yani Mersin için önemli olan proje, Abdullah abi de biraz önce de bahsetti, metrobüs. Mesela metrobüs, hafif raylı sistem Mersin'de ulaşım sorununu kısa vadede çözebilecek ve maliyet konusunda da belediye ciddi anlamda bir yük getirmeyecek projeler olduğundan evet, bahsedildi. Tabii ki ilerleyen süreçte metro ile ilgili çok konuşacağız. Metro projesiyle alakalı ciddi açıklamalar yapılacaktır. Ciddi programlar yapılacaktır. Yani bunu sadece gazeteciler yani değil. Yani işte tabii, bir şey süreci var. Yeniden 28 Ocak'ta teklifler. Tabii bekleyip bakacağız. Yani teklifler inşallah Mersin için, Mersin için hayırlısı neyse olur diye ümit ediyoruz. Bakalım yani evet, Adana örneği mesela çok önemli. Adana'da bugün kambur haline gelmiş bir metro projesi yarın Mersin'in de başına bir bela açabilir. Ya şunu da çok iyi düşünmek lazım. Ben mesela bir yazı yazdım. O yazıda da söyledim. Bir kenti de bir şeyleri, bir sorunu çözmek için bir proje geliştiriyorsanız o projenin ucuna da bakmanız gerekiyor. Yani bundan 50 yıl sonrasına, 30 yıl ya da 100 yıl sonrasına bakmanız gerekiyor. Yani o yıllarda hali hazırda işlevsel olacak mı? Ya da o yıllarda işlevsel olması beklenen bir takım entegre edilebilecek yeni projelerle bir bağlantısı olabilecek mi? Yani tüm bunların da aslında hesaplanması gerekiyor. Şimdi baktığımızda Mersin yerleşim olarak gittikçe kuzeye kayıyor. Kaydıkça kayıyor. Yani eskiden buralar Dutluk'tu. Eskiden buralar işte portakal bahçesiydi. Artık çok sık söylüyoruz ya. Hı. Şu an bulunduğumuz bina bile eskiden köydü mesela. İşte çatıya çıkıyoruz, bakıyoruz gözümüzün gördüğü noktaya kadar koca koca gökdelenler dikilmiş. Ve kaydıkça kayıyor. Yani siz şeyi, metronun güzergahını tek işte şey bağlantısı olarak düşünürseniz, ara bağlantılarıyla ilgili bir fizibilite çalışması, bir etüt çalışması ya da kamulaştırmayla ilgili bir çalışma yapmazsanız, sadece o güzergah ya da çok dar alandaki çevresiyle ilgili belki de sorunu halledeceksiniz ama dediğim gibi 5-10 yıl sonra bu taraflar çok farklı noktaya gelecek. Ya tabii biz şu an metronun maliyetiyle ilgili konuşuyoruz da burada işte insan sağlığı ve çevre yapılardaki tehlikesi de bu da çok farklı. Yani Mersin'de yerin 2-3 metre altına indiğinde su çıkıyor.
Yani, özellikle GMK ve Adnan Menderes'e GMK ve Adnan Menderes'e doğru gidildiğinde kazmayı vur. Alt taraflarda kum hala. Evet. Toprak, çamur. Yani buralarda siz metroyu yaptığınızda çevredeki binaların da ciddi anlamda tahribata uğramasına neden olacaktır. Yani burada şu var aslında Raşit. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsun bir aqua park yapıldı Mersin'e. Hatırlıyorsun değil mi? Macit Özcan döneminde 50 milyon euroya bir aqua park yapıldı. O dönemde tartışıldı. Yani o burası ne kadar Mersin'e gereklidir, bu para işte buraya harcanması gerekli midir diye birçok yine tartışma yaşandı. Ama bugün geldiğimiz noktada aqua park yıkıldı. O proje boşa gitti. 50 milyon TL çöpe atıldı. Biraz hemen dibimizde hatırlıyorsan bir şey, Tulumba Köprüsü. Burası yapılırken Kuriş Köprüsü, tabii, namı diğer adıyla. Evet. Yani burası yapılırken burayla ilgili Mersin'deki odalar ve borsalar, pardon, Mimarlar ve Mühendisler Odası burayla ilgili ciddi anlamda eleştirileri oldu. Yani burada hatırlıyorsan çevre esnafı çok büyük anlamda etkiledi, evleri etkiledi ve geldiğimiz noktada o projenin de doğru bir proje olmadığı ortaya çıkınca yıkıldı. Oraya harcanan bütçeler de boşa gitti. Yani metro projesi de bunlar gibi akıbet olmaması lazım. Şimdi yani Mersin'in çöpe atılacak, evet. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çöpe atılacak, vatandaşların cebinden çok fazla para harcayacak bir lüksü yok maalesef. Araya gireceğim. Bu proje Sayın Burhanettin Kocamaz döneminde gündeme geldiğinde, ki işte altyapısı hala o proje üzerinden konuşuluyor, tartışılıyor, ediliyor. O zamanlar mesela bazı çevreciler, bazı odalar aslında eleştirilerini dile getirmişlerdi. Evet. O dönem eleştirilerini dile getirmeyenler şu dönem niye susuyor? Aslında onu anlamak mümkün. Yani mümkün de bunu sonra tabii konuşacağız. Mesela en son Tulumba Battı çıktısı yapıldı. Evet. Tulumba Battı çıktısı yapıldığında o dönem gazetecilerde, o dönem işte Mimarlar Mühendisler Odası da, o dönem işte siyasiler de ciddi anlamda eleştirmişti. Neden eleştirdi? Yani siz eğer battı çıktı mantığıyla Mersin'de trafik sorununu çözüyorsanız bu doğudan batıya olması gerekiyor. Kuzeyden güneye olmaması gerekiyor. Yani siz battı çıktıyla başladığınızda bunun devam etmesi lazım. İkinci çevre yolu, üçüncü çevre yolu, dördüncü çevre yolu, beşinci Toroslara kadar gitmesi lazım. Burada yönüyle alakalı o dönemde ciddi anlamda konuyla alakalı fikir sahibi olan kişiler ortaya bir fikir sunmuştu ama dönemin idaresi maalesef bunu çok fazla dikkate almadı ve orası yapıldı. Ve bugün baktığımızda hala Tulumba Kavşağı battı çıktısı hala tartışılan bir proje. Sen Hilton'dan gelirken Pozcu'ya dönmek için ciddi anlamda bir yol kat etmek durumunda kalıyorsun. Yaya geçişlerinde, yayanın bir taraftan bir tarafa geçişlerinde ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorsun. Var. Yani bugün gel dönüp baktığımızda projenin ne kadar yanlış olduğu bir proje olduğu ortada. Yani metronun da bu kadar arkasında bu kadar ısrar edilmesini... Yani şöyle olması gerekirken ya ben Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bu konuyla ilgili Mersin'deki ulaşım sorununun çözülmesiyle alakalı çok samimi olduğunu ben düşünüyorum. Kesinlikle. Yani Mersin'deki ulaşım problemine çözüm bulmakla alakalı ortaya projeler sunmak istiyor ama doğru projelerin hayata geçmesi lazım. Yani bu metro projesi değilse bunun üzerinde konuşulmalı. Yani metrobüs de çözülüyorsa bu iş metrobüs de çözülmeli. Bak metrobüsü bugün Mersin'de ulaşım sorununu kesinlikle çözebilecek bir proje metrobüs projesidir. Metrobüs projesinde 4 ayda siz proje onayı alıyorsunuz ve 8 ayda metrobüs projesi hayata geçiyor. 8 ay sonra siz Mersin'deki ulaşım sorununu çözmüş durumuna geliyorsunuz. Evet. Ama metro ile ilgili baktığımızda çok uzun zaman alabilecek, çok büyük maliyetler alabilecek bir proje. Bu konuyla da ilgili ilerleyen süreçte kesinlikle Sayın Başkan'ın da açıklamaları olacaktır muhtemelen. Söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki. Tabii ama yeniden söylemekte fayda var. Yani Sayın Vahap Seçer'in Mersin'deki ulaşım sorununu çözmekle alakalı ben samimi olduğuna inanıyorum. Ama
Ya bazı konularda ısrar etmemekte, evet, kişisel olarak öyle, ama bu tür projelerin, dev projelerin hayata geçirilmesi biraz bir da ekip işi. Zannediyorum oralarda sıkıntılar söz konusu. Evet. Yoksa şahıs olarak, kişilik olarak gerçekten de bir şeyler yapma gayretinde olan bir isim. Evet. Peki dediğim gibi yani ilerleyen süreçte daha çok konuşacağız, edeceğiz. Bu konulara gireceğiz. Özellikle 28 Ocak'ta tekliflerin alınması söz konusu olacak. Yine farklı boyutlarıyla belki zaten gündeme önümüzdeki bu finansmanla ilgili yeterlilik toplantısında ortaya konulacak işte finansman yeterliliği ile alakalı önümüzde çok somut bilgiler olacaktır muhtemelen. Yani 28 Ocak'tan sonra daha somut bilgilerle konuşabiliriz. Evet, aynen öyle. Program girişinde biraz şey dedik, hani sen işte Covid'i atlattın dedik ama süremizi de doldurmuş bulunduk. Belki bir sonraki programda senden bazı şeyler dinleriz. Aslında süremiz, evet, süreyle ilgili sıkıntı olduğundan dolayı yani Büyükşehir Belediyesi'nin 2022-2030 Ulaşım Master Planı ile ilgili bununla da konuşmak lazım. Tabii ilerleyen süreçte bununla ilgili biz yazılarımızı da yazıyoruz, haberlerimizi yapıyoruz, programlarda da konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz gibi görünüyor. Bir dahaki programda da Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Master Planı'ndan da bahsederiz inşallah. Peki. Bu haftalık bu kadardı sevgili izleyenler. Açık Konuşalım programından veda ediyoruz. Ben Raşit Doğan ve sevgili Mehmet Selvi ile birlikte sağlıklı günler geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar.